Herkese merhabalar. Fiziğin önyargılarını yıkan kanala, Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Konu altın videolarımızın ikinci bölümündeyiz. Fizik bilimine giriş ünitesini konu anlatım olarak tamamlıyoruz. İlk ünitede, ilk bölümde ne yapmıştık? Fiziğin önemi ve fiziğin alt dallarıyla ilgili olan disiplinlerini anlatmıştık. Şimdi ise arkadaşlar, kazanımlarını da görmüş olduğunuz gibi fiziksel niceliklerin sınıflandırılması, yani temel ve türetilmiş büyüklükler, skalar ve vektörel büyüklükler, bir de sadece ve sadece vektörlerde toplama işlemlerinin tek boyutlu yapılmasını sağlayacağız. Yani 11. sınıftaki AYT'nin ilk ünitesi vektörlerin çok az da olsa temelini yapacağız. Ama unutmayın ki 11'de AYT konusunu anlatırken de vektörlerin yine burada anlattığımız gibi en baştan anlatıyoruz. Ve en son olarak da bilim araştırma merkezlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle bir yorum alacağım. Biliyorum, dost var, düşman var. Siz nasıl TAEK dersiniz? TAEK'in adı şu yılda MENTEK olarak değişmedi mi? Değişti. Peki bunu kim yaptı? MEP yaptı. 2018'de müfredatı değiştirdi. Burada ne yazıyor? TAEK yazıyor. MEP kitabında ne var? TAEK var. Ama yine oraya geldiğimizde MENTEK'tan da bahsedeceğiz. En son olarak da bilimsel araştırmalardaki etik ilkelere uymanın önemi vurgulanacak. Arkadaşlar, bir duyuru daha yapayım. Çıkmış sınav soruları ile ilgili çok güzel bir projem var. Bu projeyi sonlandırmak üzereyim. Onunla ilgili de yakın zamanda bir video çekip projenin detaylarından bahsedeceğim. Ama burada birazcık sabır istiyorum. Biliyorsunuz ki ÖSYM çok sert, katı kurallar uyguluyor bu durumda bizlere. Hadi başlayalım. Gözlem nedir? Öncelikle doğa olayları hakkında duyu organları veya duyu organlarının yanında ölçüm araçları yardımıyla da elde edilen gerçek bilgilere gözlem denir. Bu iş yapan kişiye, yani bize, gözlemci denir. Arkadaşlar, gözlem nitel gözlem ve nicel gözlem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi biz fiziksel nicelikler, fiziksel büyüklükler diyeceğiz ya, oradaki nicelik nicel gözlem olarak kodlanabilir. Öncelikle sadece ve sadece duyu organlarıyla gözlemlenebilen nitel gözlem diyorum, ama duyu organlarının yanında herkesçe aynı olan, nesnel olan ve ölçüm araçlarıyla da ölçülebilen gözlemlere de nicel gözlem diyorum. Öznel olan, kişiden kişiye değişen, mesela sınıfın en yakışıklısı ya da sınıf çok kalabalık. Şimdi bak, sınıf kime göre, neye göre kalabalık? Mesela şu an çok sıcak bir ortamda yaşıyorum ama ben bunu kendime göre, yaşadığım bölgeye göre diyorum. Ama ben bugün hava çok sıcak çünkü 34 santigrat derece dersem, bu nicel gözleme gider. Ama çok sıcak derim, Adana'da yaşayan Sinan, sıkı takipçimiz, hocam ben Adana'da yaşıyorum, senin sıcak dediğin ortama ben var ya rahat rahat böyle püfür püfür esiyor derim. O zaman bu nitel gözlem oluyor. Nicel ve nitel gözlemler birbirlerinin karşıtı değildir. Bilimsel araştırmalarda bilim adamı sonuca ulaşmak için nitel ve nicel gözlemler yapar. Bu gözlemler birbirlerini tamamlar. Fakat nicel gözlemler nesnel dedik, ölçüm aletlerine dayandığından dolayı nitel gözlemlere göre daha kesin bilgiler içerir arkadaşlar. Burada vermedim, sözel olarak veriyorum. O yüzden şimdi beni durdur, notumu al ve notum almak için de kağıt kalemini lütfen hazırla. Öncelikle bağımlı, bağımsız değişkenlerden bahsetmek istiyorum. Son durak sorularında arkadaşlar bundan bolca sorular ekledim. Benim değiştirdiğim, yani deneyi yapan ya da gözlemi yapan kişi tarafından değişene bağımsız değişken diyoruz. Değişkenden dolayı değişen, biraz sonra örnekle vereceğim, çok güzel anlatacağız. Bağımsız değişkenin değişmesinden dolayı değişene bağımlı değişken diyoruz. Süreç esnasında asla değişmeyene ise kontrollü değişken ya da sabit tutulan değişken diyoruz. Mesela Fizmat Serhat YouTube kanalı fizik bilimine giriş konu anlatımının ikinci bölümünü öğlen 3'te paylaşacak ve sen bunu izledikten sonra soru çözmeye başlayacaksın. Beni izlerken de bir bardak çayın yanında duracak. Şimdi ben bu videoyu 3'te değil de 4'te atarsam dolayısıyla senin soru çözümün ne olacak? 1 saat gecikecek. Benim yaptığım bağımsız değişken, ben geciktirdiğim için sendeki soru çözümünün gecikmesi bağımlı değişken, içeceğim bir bardak çay hala aynı olacağından kontrollü değişken diyeyim. Haydi fiziksel niceliklerle başlayalım artık arkadaşlar. Öncelikle fiziksel nicelikler iki gruba ayrılıyor.
Bunlardan birisi temel türetilmiş sınıfında, öbürü ise skaler vektörel sınıfında. Burada tıpkı şey gibi düşünelim. Fiziğin ilgi alanlarını anlatırken ben size ne dedim? Fizik aslında mikro evrenden makro evrene kadar çok geniş kapsamlı dalı vardır, ilgileri vardır. Ama biz ne dedik? Fiziğin neyle ilgilenmediğini bilelim, zaten neyle ilgilendiği ortaya çıkar dedik. O yüzden arkadaşlar temel büyüklükleri bildikten sonra temel olmayanların hepsi türetilmiş diyoruz. Peki nedir temel büyüklükler? Temel büyüklüklerin tanımı, ki zaten unutmayın fizik bir tanım dersidir. Bize aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüktür derse çok kolay soru olur. Ama temel büyüklüklerin tanımını cümlede verirse bizden şunu istiyor. Sen bu cümlenin tanımının temel büyüklükler olduğunu bilmek zorundasın gibisinden bir bilgi, ekstra bilgi istiyor ve ÖSYM bunları çok seviyor. Kendisinden başka herhangi bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan tek başına ifade edilen büyüklüklere temel büyüklük denir. Sadece ve sadece 7 tanedir. Bu 7'si dışındaki tüm büyüklükler arkadaşlar türetilmiş büyüklüklerdir. Ki zaten türetilmiş büyüklüklerin tanımı da birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edilen büyüklüklere diyoruz. Türetilmişler sonsuz tanedir ama temel sadece 7 tanedir. Ya temelsin ya dursun esprisini de yapayım. Temeli kodlarken aslında böyle kanun gibi kodluyoruz. Herkes tarafından biliniyor. Kısa muz diye kodluyoruz. Kısa muzun K'si kütledir, kuvvetle karışabilir. Sembolü M, SI'deki birimi, uluslararası birim sistemindeki birimi metre, şerit metre ile ölçülür. Kütle, kısa muzun K'si, pardon ben kilogram eşik kolateralize ölçülür sırayla gittim. Pardon, I'sı karışıyor, ısıyla karışıyor ama ısı değil, ışık şiddetidir. Ve ışık şiddetinin birimi kandela, birim ölçme aracı da fotometre, birazcık bilmemiz gereken kavramlar. Kısa muzun S'si çok basit, sıcaklıktır. Sıcaklığın en önemlisi SI birimi. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yani yaşadığımız bölgede Celsius kullanıyoruz. Ama uluslararası birim sisteminde birimi Kelvin arkadaşlar. Burası önemli. Kısa muzun A'sı da ağırlıkla çok karışıyor. Ama akım şiddeti, ama elektrik akımı da deniliyor. Biz kolayca kodlamak için kısa muz dememek için kısa muz diyoruz. Akım şiddeti amper, amper metre. M'si madde miktarı. Madde miktarı temel büyüklük olup ölçüm aleti olmayan tek büyüklük. Ama bak unutma hocam, öz kütlenin de ölçüm aleti yok. Ama öz kütle, hacim, bunların ölçüm aleti yok. Ama neyi var? Temel büyüklükleri. Kuşum benim. Ben ne diyorum? Madde miktarı temel büyüklük olup ölçüm aleti olmayan tek büyüklük. Ama temel büyüklük. Kısa muzun U'su uzunluk, Z'si zaman. Bunlar karışmaz. Zamanın birimi saniye. Kütle kuvvet K'den karışabiliyor. Isı, ışık şiddeti ve ağırlık, akım şiddeti birazcık karışabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu 7'si dışındaki tüm büyüklükler benim türetilmiş büyüklüklerdir. Kuvvet, sürat, momentum, itme, enerji, basınç, iş, güç, elektrik yükü gibi sayısız tane örnek verebilirsiniz. Kısa muzu bilelim, olmayanlar türetilmiştir diyelim. Hadi bakalım sorumuza. Aşağıda bak. Ki 2020 TYT sınavında da temel büyüklüklerde türetilmiş büyüklüklerden SI birim sistemlerine uygun bir arabalı soru gelmişti. Neden gelmesin ki? Birimlerden de 2023 MSÜ'de yine benzer bir soru gelmişti. Önemli bir ünite. Geçen bir yorumda gördüm. Bu arada ilk iki videoya destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hocam normalde bazı hocalarımızın çok kısa geçtiği yerleri bile çok detaylı anlatmışsınız demiş. Elçin olması lazım. Elçin'e selam olsun. Ben size tanıtımda ne dedim? Ki YouTube kanalını açarkenki hedefim doydu. Beni izleyerek benim arkamda görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5 kaçak kat 6 raftaki tüm kitapları, piyasadaki tüm kitapları çözebileceksiniz. O yüzden full detay, ama merak etmeyin, tüm kitaplardaki sorular çözülecek. Çözemediğiniz soruları Discord ya da Instagram hesabından bekliyorum arkadaşlar. Gelin bakalım. SI birim sembolleri demiş. Tamam. Termometre sıcaklık ölçer. Trabzonspor'un büyük T'si. Bak ışıklarda bordo maviye yaklaştı. Büyük T olacak ama SI birim. O zaman Kelvin olacak. T sembolüydü. Tamam. Kronometre. Zaman. Zamanın birimi neydi? Saniyeydi. Süpersin. Amper metre akım. Birimi amperdi. A olacak. Şerit metre uzunluk. Birimi metre olacak.
EKT kütle ölçer, kilogram olacak. Fotometre ışık şiddeti ölçer, kandele olacak. E şıkkını işaretledik. Yukarıdakilerden hangileri nijel gözleme örnektir? Büyüklük de olacak arkadaşlar. Ölçme aracı olacak yani. Bisiklet bu turu 50 saniyede tamamladı. Evet, bu nesneldir, ölçüm aleti vardır. Soğan doğrarken sakız çiğnemek göz yaşarmasına engel olur. Bence bu nesnel bir şey arkadaşlar. Bu sadece duyu organlarıyla yapılmış. Hayır. El fel kuresinin yapımında toplam 6400 ton ağırlığında 18100 adet demir parçası kullanılmıştır. Evet. İnsandaki toplam damar uzunluğu dünya güneş arasındaki mesafeye eşittir. Evet, bu zaten bir ölçülmüş ve ölçülmüş bir büyüklük olarak cümlede verilmiş. İlla sayısal bir değer olmasına gerek yok. Zaten bu ölçülüp kullanılan bir cümle arkadaşlar. 1-3-4 E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Her zaman sayısal değer aramaya gerek yok. Zaten ölçülmüş ve herkes tarafından kabul edilmiş bir cümle. Geldik skaler vektörlere. Şimdi arkadaşlar birazcık bilgilerimiz var. Öncelikle temel büyüklüklerin hepsinin skaler olduğunu unutmayın. Ama skalerin ne olduğunu bir söyleyelim değil mi size? Skaler vektörler arasındaki tek fark ise vektörel büyüklüklerin yönü olması arkadaşlar. Öncelikle sayı ve birim ile ifade edilebilen büyüklüklere ben skaler diyorum. Sayı ve birimin yanında bir de doğrultu yani yön varsa buna da vektörel diyorum. Unutma, temel 7'sinin hepsi skaler ama bu bizi şöyle bir kavram yanılgısına götürmesin lütfen. O zaman türetilmişler de vektöreldir. Hayır, türetilmişlerin yönü olanları vektörel, olmayanları skalerdir. Ama temellerin hepsi skaler, bilgin olsun ki burada yön olmayan en çok karışanlardan bir tanesi de sürat ve hızdır, alınan yol ve yer değiştirmedir. Bunu da vektörel büyüklüklerin tanımını yaptıktan sonra söyleyeceğim. Vektör olması için yönü, doğrultusu ve büyüklüğü olması lazım. Başlangıç noktası, bitiş noktası zaten yönü ve büyüklüğünün olduğunu gösterir. Ek bilgi vereyim. Aynı anda hem TYT hem AYT giden arkadaşlarım için söylüyorum. Arkadaşlar, vektörler üzerlerinde ok ile gösterilen büyüklüklerdir. Ama bu oku mutlak değer içerisine alırsan ya da çıplak bir şekilde yazarsan da büyüklük olduğunu gösterir. Mesela 11. sınıf vektörlerde bunu çok fazla kullanacağız. Şimdi gelelim en çok karışan ikililere. Sürat, hız. İkisinin de aslında birimleri aynıdır. Ama canlarım ciğerlerim, sürat skalerdir. Hız ise vektöreldir. Aynı şekilde alınan yol yer değiştirme, ki zaten sürat alınan yol bölü zaman demek, skalerdir. Yer değiştirme ise, hız zaten yer değiştirme bölü zaman demek, vektöreldir. Sorular şöyle de gelebilir. Birimleri aynı olan büyüklüklerden skaler ve vektörel olanları söyleyiniz. Yani işaretleyiniz. Sürat ve hız birimleri aynı. Sürat yön olmadığı için skaler, hız yön olduğu için vektörel. Alınan yol ve yer değiştirme birimleri aynı. Sürat ve hızın birimi metre bölü saniye. Alınan yol ve yer değiştirmenin birimi metre. Ek bir bilgi vereyim mi size? Harekette kullanacağız. Araçlarımızın motor, araba, kamyonet, otobüs önemli. Araçlarımızın panellerindeki gösterge var ya, kaçla gittiğimizi, kaç kilometre yol aldığımızı gösterir. Bunlar arkadaşlar skaler büyüklükler ölçer. Sürat ve alınan yoldur. O panellere bakarak ben hangi yönde gittiğimi bilemem ki zaten skaler vektörünün en önemli yerlerinden bir tanesi de budur. AYT'de de çok fazla kullanacağız. Vektörel diyeceğiz. Ya hocam bu eşit değil mi? Hayır. Aa, büyüklükleri eşit çünkü vektöreldi diyeceksiniz. O yüzden bu kısımları iyi bilmek lazım. Vektörlerin eşit olması ya da zıt olması için ya da toplama olması için arkadaşlar. Öncelikle vektör özellikleri neydi? Doğrultu, büyüklük, yön. İşte bu üçü de aynı olursa eşittir. Yani mesela K ve L'ye bakalım. İkisi de sağ tarafa gidiyor. Aynı doğrultuda, yatay doğrultuda ve büyüklükleri 3 birim. O zaman diyorum ki ben K ve L vektörü eşittir. Ama M vektörü K ve L'ye zıt yönde gidiyor. O zaman eşit değildir, eşit büyüklüktedir. Ya da sadece yönleri zıt olduklarından dolayı diyebilirim ki zıt vektörlerdir. Bir vektör ya eşit ya zıt olacak diye bir şart yok. Yönü, doğrultusu ve büyüklüğü yani şiddeti aynı ise eşittir. Sadece yönü zıt ise
O zaman ters ise zıt vektördür. Bilginiz olsun. Bir de vektörlerin skaler bir sayıyla çarpılıp çarpılmadığını örnek verelim. Öncelikle arkadaşlar bakın K vektörü sağa doğru 3 birim değil mi? Aynı vektörü 2 ile çarparsam sağa doğru 6 birim olur. 3'e bölersem 1 birim olur. Eksi 1 ile çarparsam hemen notumuzu yazalım. Vektörü eksi ile çarpmak yön değiştirmektir. Bilginiz olsun. Doğrultu değişmiyor, yön değişiyor. Ama pozitif bir skaler sayıyla çarparsak o zaman yön değişmiyor, büyüklüğü değişebiliyor. Evet, bunların zaten detaylarını AYT'de işleyeceğiz. TYT sadece tek boyutta. Bir de bileşki vektörden bahsedelim. Birden fazla vektörün tek bir vektör halinde gösterimine bileşki vektör diyorum. Cisimler her zaman bileşke vektör yönünde hareket eder. Uç uca eklemek çok basit arkadaşlar. 2 birim, 3 birim birleştirdim. 5 birim ama ters yönde olunca büyük olan kazanıyor. Sağa doğru 1 birim. Hadi artık soru çözelim. Daha bilim araştırma merkezleri işleyeceğiz. Yaklaşık 16 dakika oldu. SI bilim sistemindeki birimleri olan büyüklüklerin ortak özellikleri diyor. Metre bölü saniye hızlı olabilir, süratli olabilir. Metre uzunluktur. Newton kuvvetli olabilir, ağırlıklı olabilir. Bakalım arkadaşlar. Yalnız sayı ve birimle ifade edilebilir diyor. Şimdi bu skaler olduğunu gösteriyor. Şimdi yönleri yoktur diyor. Bu da skaler olduğunu gösteriyor. Temel büyüklük mü? Tabii ki dahil. Mesela bunu eledik. Başlangıç noktaları yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi bakacağız. O zaman burada A, B ve C zaten aynı mantık. O zaman ben uzunluk demiyorum buraya. Şöyle diyelim. Bak, hızını aldım. Yer değiştirmesini aldım. Bir de kuvvet ya da ağırlığını aldım. O zaman sembollerinin üzerine ok işareti konulur. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Yukarıdaki cümlelerde verilen nicelikler temel türetilmiş ve skaler vektör olarak sınıflandırılırsa. Unutma, temellerin hepsi skalerdir. Temel vektörel gördüğün yeri ele. Temel vektörel gördüğün yeri ele. Bak, iki tane şıkkı eledim. Temeller neydi? Kısa muzlu. Birinci öncele bakıyorum. Selma'nın boyu 1.70 metre uzunluktur. O zaman arkadaşlar bir de uzunluk olduğunu belirtelim. Yani temel ve skalerdir. Kısa muzda var. B'de gitti. Aracım bir turu 3600 saniye sürmüş. Hangi büyüklük var? Süpersin kuşum. Zaman var. Hemen zaman da kısa muzun z'si. UZ zaten sırayla gelmiş. Temel, skaler. İki şıkta devam ediyoruz. Araç doğuya doğru yön vermiş. Hız diyor zaten. O zaman hızın ben türetilmiş yön olduğu için vektörel olduğunu biliyorum. Hop, E şıkkı gitti. Cevap A şıkkı. Çocuklar ipi 7 Newton ve 9 Newton'un kuvvetlerle. Kuvvet zaten vektörel türetilmiş. Kısa muzun k'si kütleydi. Motosikletli 50 metre bölü saniye süratle gitmiş. Sürat yön belirtmiyordu ki zaten yönden de bahsetmemiş bize. Türetilmiş skaler A şıkkı. Güzel soru. Sınavda neden olmasın ki karşımıza? Neden gelmesin ki? Aynı düzlemde verilen A, B, C, D, E ve F vektörleri ile elde edilen aşağıda verilen vektörlerin hangisinde bileşke vektör en büyüktür demiş. Bakalım. A ile B'yi topluyoruz. A sağa doğru 2 birim. B de sağa doğru 1 birim. Topladım 3 birim. C ile F'i topluyoruz. İkisi de aşağı doğru 2 ve 1 birim. Topladım 3 birim. C ile D'yi topluyorum. C aşağı doğru 2 iken D yukarı doğru 4. D kazandı. Yukarı doğru 2 birim. D'den F'i çıkartıyorum. Heh. Arkadaşlar, çıkaracağım vektörü ters çevireceğim sadece. D yukarı doğru 4'tü. F'in de ters çevrilmesi eksi 1 ile çarpınca ne oluyordu? Yön değiştiriyordu. Yukarı doğru 1 oldu. Süpersin. 5 birim. B ile E'yi topladım. Sola doğru 1 birim. D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Hadi devam. Aşağıda verilen büyüklükler skaler ve vektörel olarak belirtilmiştir. Buna göre kaç tanesi doğru işaretlenmiştir diyor. Bakalım. Konum vektöreldir. Evet. Uzunluk zaten temel. Temellerin hepsi skalerdir. Evet. Hız vektörel, sürat skalerdi. Evet. İş, ben bir iş yaparken ya işte bugün sağa doğru 5 iş yaptım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Skaler olacak. Evet. Yer değiştirme vektöreldi. Yanlış yapmış. Yük skalerdir. Evet. Yön yok. İvme vektöreldir. Ağırlık vektöreldir. Güç skalerdir. Herhangi bir
çok güçlü. Doğu yönünde çok güçlü. Yani olmaz böyle, bak cümle bile saçma, ben bile söyleyemedim. Kuvvet vektörel olacaktı. Çünkü sağa doğru 5 Newton kuvvet uyguladım. Bak güzel cümle. O zaman kaç tanesi doğru gençler? 4, 8. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Yalnız saymadım, 8 tane var. Şekildeki tablo 6 bölmeye ayrılmış ve her birine fiziksel büyüklükler yazılmıştır. Emre bu büyüklüklerden vektörel olanların yazılı olduğunu mavi, skaler olanların yazılı olduğunu pembeye boyuyor. Bakalım. Öncelikle skalerleri kolayca bulurum çünkü kısamuz varsa skalerdir zaten. Bak, kütle mavi olacak. Neden? Çünkü kısamuzun k'si temel büyüklük. Ardından sıcaklık, zaman. Bunlar da skalerdir. Ardından türetilmişlerden de skaler olabilir arkadaşlar. Yön yoksa ağırlık, yön var. O zaman kırmızı ile boyayayım ben. Pembe olduğunu anlayalım. Hız, yön var. Sürat olsa skalerdi. Öz kütle. Şimdi bunu da tahmini bayramın ikinci ya da üçüncü günü izleyeceksiniz. Arkadaşlar öz kütlede de yön yok. Bu da skaler olacak. Ne oluyor? A şıkkı gibi bir şekil göz önünde geldi. Cevabımız A şıkkı. Bir sonra bilim araştırma merkezleri, yani soru çözümü öncesinde son nicelik sorusu arkadaşlar. A, B, C, D vektörleri verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. A ve B aynı yönlü mü? Bakıyorum. Köşegen, evet doğru. A ve C aynı doğrultuda mı? Evet. Aynı yönlü mü? Hayır. Ama doğrultu demiş. Evet. A ve D vektörleri aynı büyüklüktedir diyor. Arkadaşlar bak, aynı büyüklükte mi? Bakalım. D vektörü 4 birim. A vektörü 2'ye 2'den birazcık AYT'ye kaçmışız. 2 kök 2 birim. Yanlış. 1 ve 2 C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Geldik bilim araştırma merkezlerine. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nde 3 adet, yurt dışında 3 adet bilim araştırma merkezi var. Bunları arkadaşlar çok detaylı sormuyorlar. Soru bankalarında da çok detaylı sormuyorlar. Sadece ben şunu öneriyorum tüm öğrencilerimize. Açılımlarını bil, zaten yorumunu kendin yap. Neden? Kocaeli'de kurulmuş falan önemli değil. TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Gençleri bilime ve teknolojiye teşvik ediyor. Ta ilk okul zamanlarından ve öğrencilere burs veriyor. 1. TAEK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, nükleer maddeler üzerinde araştırmalar yapıyor. Tarım ve gıda malzemeleri, hava, su ve topraktaki radyoaktivite analizleri TAEK tarafından yapılıyor. İsmi değişti, MENTAK oldu. Bazı soru bankaları MENTAK alır. MEP kitabında hala TAEK var. Ben ikisini de söylemiş olayım arkadaşlar. Geldik Türkiye'nin 3. bilim araştırma merkezine, ASELSAN'a. Askeri elektronik sanayi, TSK'ya çok fazla yardım ediyor. Bir de arkadaşlar, haberleşme sağlıyor. Milli kaynakları etkin bir şekilde kullanarak beklentilerin ötesine hedefleyen özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynakların değerini sürekli arttırmaktır. Arkadaşlar, bilim araştırma merkezleriyle ilgili unutmayın, istihdam sağlama gibi görevi yoktur. Dolaylı yoldan tabii ki de istihdam sağlar. ASELSAN gider Manisa'ya bir tane fabrika yapar, tabii ki de işçi çalıştıracaktır. Ama doğrudan istihdam sağlamaz. Bilime önem verir, ekonomiye önem verir, milli ekonomi, işte milliyete önem verir, milli kaynakları kullanmaya önem verir. Ama işsizliği önlemek gibi, iş istihdamı sağlamak gibi bir görevi yoktur. Mesela yakın zamanlarda TÜYA, Türkiye Uzay Ajansı da meydana geldi. Ama MEP bunu kullanmıyor arkadaşlar. Biz unutmayın ki MEP kitabına göre ilerliyoruz. Ama çözdüğünüz soru bankalarında varsa TÜYA'da Türkiye Uzay Ajansı'dır. Bilim araştırma merkezi olarak sayabilirsiniz. MEP kitabında yok arkadaşlar. Yeni kitap çıktığında güncelleme gelirse zaten ben onunla ilgili videoda çekmiş olurum. Geldik dünyadaki bazı bilim araştırma merkezlerine. 1. CERN'dür. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'dir ve Avrupa'nın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Süper iletken teknolojisi, katal fiziğinden aklımıza gelebilir. Yani bilgisayar teknolojisi ve yeni element araştırmaları da aynı TAEK'in görevlileri gibi düşünebilirsiniz. CERN'ün en önde gelen araştırmalarıdır. Bir tane kavram yanılgımız var. Çok hızlı gittiysem kusura bakmayın. İkinci söyleyişim olabilir. Bir NASA, bir de ESA. Arkadaşlar NASA'yı bizi çok kıskanan değil, az kıskanan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'dir. ESA ise bizi çok kıskanan Avrupa'nın uzay programıdır. Bunlarla ilgili kavram yanılgısı şu arkadaşlar. Şimdi International Space Station, çok kötü söyledim, ISS diye bir istasyon var.
Uluslararası Uzay İstasyonu. Arkadaşlar soru şöyle geliyor. NASA ISS'ye bağlı tek kuruluştur. Bak şöyle düşünün. Türkiye Futbol Federasyonu var. Bir de Almanya Futbol Federasyonu var. Ortak özelliğimiz ne? UEFA'ya, yani bir de daha da üstüne gidersek FIFA'ya bağlı olmamız. Şimdi gençler, Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA'ya bağlı bir federasyondur. Almanya Futbol Federasyonu da UEFA'ya bağlı bir federasyondur. Hadi farklı kıtadan örnek vereyim. Türkiye Futbol Federasyonu, bir de Amerika Futbol Federasyonu. Bizim ortak olduğumuz yer FIFA'dır. O yüzden ISS, Uluslararası Uzay İstasyonu, NASA'da, ESA'da bunlara bağlıdır. Böyle bazı saçma demeyeyim ama bazı sorularımız geliyor. Soru bankalarını doldurmak amaçlı. İlk videoda söyledim, bilginiz olsun. Bir de etik ilkelere uyma. Aslında vermem. Yani işte ahlaki kurallar, açık olmalıyız, tarafsız olmalıyız, güvenilir olmalıyız. Yani ben, beni tarif ediyor ama Milli Eğitim kitabında verdiği için buraya verdim. Altına da soru ekledim. İki soru, sonra videoyu sonlandırıyoruz. Umarım verim almışsınızdır arkadaşlar. Tüm dünyada kabul gören ahlaki kuralların bütününe etik denir zaten. Dilimize de yerleşen etik sözcüğü, kişilerin ahlaki ilkelerini falan filan diyor. Burada zaten bakacağız arkadaşlar. Diyor ki bana soruda, etik olmayan davranışlanan biri olmaz diyor. Gerçek olmayan veri ve sonuçları ortaya koymak. Ya etik mi bu? Değil. O zaman olur. Başka bir çalışmadan yaptığı alıntıyı bildirmemek. Bildirmen lazım tabii ki de. Çalmayacaksın. Bak ben ne dedim? Hız renk, ENS, üçgen akademi kullanıyorum dedim. Bak bildirdim. İntihal yaptım. Çalışmada yer almayan kişiyi o çalışmada varmış gibi göstermek. Olur mu arkadaşlar? Olmaz tabii ki de. Çalışmayı yapan ekipteki bütün elemanların isimlerini belirtmek. Ya bu olacak. Bu olacak. Etik olacak bu. Belirli bir kesimin çıkarı, hayır arkadaşlar. Burada D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik son soruya. Gençler daha yeni başladık konu anlatımına. Ben de tabii ki de sizler kadar heyecanlıyım. Eleştirilerinizi yorumlara yazarsanız, önerilerinizi, şikayetlerinizi tek tek okuyorum zaten. Biliyorsunuz bu kanal öğrenci yorumlarını okumakla meşhur. Ben de düzeltmeye çalışırım. Hadi gelelim sorumuza. Türkiye'deki bilim merkezlerinin logoları hakkında verilen bilgilerle ilgisi hangisi doğrudur demiş. Radyasyon güvenliği, atom enerjisi kullanma, nükleer konularda araştırma yapma. Açılımlarını bildiğin takdirde çok basit. Türkiye Atom Enerji Kurumu bir yanlış arkadaşlar, tayık olacak. Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu bilim ve teknoloji teşvik edecek, uzay araştırmaları yapacak, bilişim ve bilgi güvenliği yapacak. İşte bir ve iki yer değiştirmeliydi. Silah üretimi ve tasarımı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne haberleşme cihazı üretme, askeri elektronik sanayi zaten ASELSAN'ın tanımıydı. Yalnız 3 C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Videomuz bitti. Şimdi soru çözümü yapacağız. Son durak yapacağız. Sonra yeni üniteye geçeceğiz. Hepinizi öpüyorum. Haydi görüşürüz arkadaşlar.